rahmetli babacığım anlatıyor. Keremcim diyor. Oğlum bak, senden sırrım yok. Çok ağır işlerde çalıştığımız için ve çok geçim sıkıntısıyla uğraştığımız için komünizmden terk ettik. Yugoslavya'yı terk ettik. Bütün mal varlığımızı el koydu komünizm. Buraya geldik, sıfırdan başladık. Tuz ekmek yedik yıllarca. Geçim sıkıntısı derken ilimle meşgul olamadık. Kalbimiz katılaştı. Biliyorsunuz insanlar ne kadar çok zor şartlarda çalışırsa kalbi o kadar katılaşır. Katılaştı. Hayatım boyunca ağladığımı hatırlamıyorum oğlum. Hayatım boyunca ağlamadım. Kabe'ye gittik hacca. Etrafımdaki bütün hacılar ağlıyor. Anam ağlıyor. Karım ağlıyor. Bütün hacı arkadaşlarım ağlıyor. Ben ağlayamıyorum. Ben ağlayamıyorum oğlum dedi. Babam da çok şen şakrak bir insandı. Müthiş pozitif enerjiye yayan bir adam. Evliya gibi bir adamdı yani. Allah ona rahmet etsin. Amin. Oğlum dedi. Kabe'yi ilk gördüğün zaman yapılacak dua reddolunmaz ya. Bak hayatı boyunca hastaneye gitmemiş bir adam. Hayatı boyunca ağlamamış bir adam. Bir kere hastaneye gitti zaten öldü. Kalp krizi geçirmişti. 50 yaşında. İlk duamı yaptım. Kabe'ye baktım. Baktım etrafımdaki herkes ağlıyor. Ben de utandım. Allah'ım senin evine geldim buraya. Benim de bir sürü günahım vardır. Evine geldim. Şu benim taşlaşmış kalbimi yumuşat. Tövbemi kabul et. Benim gözlerimi yeşert. Yaptığı dua bu. Kabe'yi ilk gördüğünüzde bak unutmayın ha. Umre'ye, hacca falan giderseniz planla gideceksiniz. Strateji yapacaksınız. Plan. İlk gittiğinde Kabe'yi ilk gördüğünde nasıl bir dua yapmam lazım? Çünkü reddolunmaz diyor Efendimiz Aleyhisselam ilk gördüğünde yapılan dua. Strateji yapacaksınız. Allah'ım şu arabayı çok istiyorum. Bana bu arabayı ver. Dersen vallahi çiğ bir adamsın bak. Yemin ediyorum çiğ bir adamsın. Bu mu yani? Senin çapın bu mu senin ya? Tamam Ferrari falan istersen olabilir. Ama daha düşünü isteme. Bu sözümü unut. Kayıt dışı bu. Off the record. Bu sözümü unut. Geçerli değil. Çapın bu olmasın. Dünyevi bir şey isteme kardeşim bak. Kalıcı bir şey iste. Kalıcı bir şey iste. Ebu Hanife rahmetullah yani. Kabe'yi ilk gördüğünde nasıl bir dua yaptı? Allah'ım burada yaptığım duayı ve bundan sonra yapacağım bütün duaları burada yapmışım gibi kabul et. Ya şu zekaya bakar mısın ya? 1000 sene düşünsem aklıma gelmez. Zaten bu yüzden müçtehit oluyorsun. Normalin üstü bir zeka seviyen var. Hayatımın sonuna kadar nerede dua yaparsam yapayım, burada Kabe'yi ilk gördüğüm anki gibi yaptığım dua olarak kabul et. Ne yaptı? Bütün dualarını bağlamış oluyor, gördün mü? Kullan şunu kardeşim, kullan şunu ya. Babam diyor ki bu duayı bir yaptım diyor, bir ağlamaya başladım. Ses tonu çok kuvvetliydi mübareğin. Yani mahallenin başından, Kerem ne yapıyorsun ya diyor normal bir sesiyle. Ben en net şekilde duyabiliyorum mahallenin sonundan. O kadar kuvvetli bir ses tonu vardı. Tereyağı derdi, ben çok tereyağı yediğim için, sütün üstündeki kayamağı falan çok yediğim için kuvvetliyim oğlum derdi. Bir başladım ağlamaya diyor. Bütün Kabe'deki hacıların hepsi bana bakıyor diyor. Ben diyor hem utanıyorum, insanlar bana bakıyor. Hem günahlarım aklıma geliyor. Hem Kabe'de müthiş bir kalbime feyiz su indi diyor. İçime su doldu diyor ya. Ben suyu hissettim diyor oğlum. Bu nedir diyor. Su vardı içimde diyor. Babacığım o feyizdir dedim Allah'ın. Damla damla verir. Sana dedim damla damla vermemiş akıtmış demek ki. Baraj gibi dedim sana akıtmış baba. Ağladım orada diyor. Tabii çok ses falan da çıktığı için. Hıçkıra hıçkıra. Çocuk gibi ağladığım için diyor herkesin dikkati benim üzerime geldi diyor. Bana sarıldılar, beni teskin etmeye çalıştılar. Ben de onlara dedim, bırakın beni! Bırakın beni! Hayatımda ilk defa alıyorum, bu duyguyu bir daha yaşayamayabilirim. Bırakın beni! Dedim diyor. Allah anacığıma babacığıma rahmet etsin inşallah. Kabirde onlara kavuşuruz. Dolayısıyla hep gülüyorsunuz, hiç ağlamıyorsunuz diyor Allah Teala Hazretleri Necm suresinde.